Herkese merhaba. Galatasaray'da bir Kerem Yunus mecburiyetten oynuyor. Olmasalar daha iyi olur gibi bir düşüncenin ağırlıklı olarak fazla paylaşıldığını ve yorumlandığını görünce biraz sohbet edelim istedim. Çünkü Kerem ve Yunus olmazsa Galatasaray daha iyi mi oynar? Yoksa problem sistem ve takım kurgusuyla alakalı mı? Bunun üzerine biraz konuşalım sizlerle. Bunun üzerine biraz akıl yürüselim. Her şeyden evvel kabul edilmesi gereken iki şey var bu konuyla ilgili. Şimdi tabii ki Galatasaraylı taraftarlar bu iki şeyi kabul edene dek çok fazla beklentiye girmeye devam edecek gibi duruyor. Niye geçen seneki gibi oynamıyor Kerem veya Yunus? Niye daha fazla katkı sağlayamıyoruz Kerem ve Yunus'tan şeklinde? Bu devam edecek, bu belli. O iki şey ne? Birincisi Kerem üretici ve topun kıymetini bilen bir oyuncu değil görüntü bu şekilde. İkincisi de bu kadar fiziksiz iki kanadı kullanmak için alan bulmak zorunda Galatasaray ve yani dünyanın en iyi takımı olsun. Dünyanın en iyi takımında en iyi 1.70'lik kanatlarla da oynasan bu böyle. Bu değişmeyecek. Yani senin kısa ve sprinter kanatlarına alan bulmak için iki tane şansın olacak. Birincisine, birincisi topu çok iyi noktada kazanan, iyi bir kontratak takımı olmak ki Galatasaray'da çabuk top kazanabilecek bir hat var mı bunu da tartışabiliriz. İkincisi ise tempoyu yükseltmek. Yani elinde işte belli bir yaşa gelmiş Juan Mata var, işte Mertens var ve bu oyuncular orta sahanın parçası. Arkalarında da bunları süpürecek böyle Hani çok fazla örneklemelerle gidersem doğru olur mu bilmiyorum. İşte Fenerbahçe'de çok fazla övülüyor ya şimdi oyun anlamında. Crespo ve Ara. Bunun gibi bir ikili var mı? Bunun üzerine de gidebiliriz. Doğal olarak bu takımın kanatlarının ihtiyaç duyduğu kadar tempo yapması zor. Kolay değil. Diyelim ki Mata ve Mertens'i aldı ve 3 orta sahaya döndü Okan Buruk. O zaman da yine Kerem ve Yunus Akgün yani böyle çok kalıpları yüksek oyuncular olmadıkları için kendilerini temastan kaçırma adına, sürekli çizgiye atacaklar kendilerini. E, ne olacak böyle olunca da forvetler yalnız kalacak. İşte Seforovic e, beklediğimiz santrafor değil. İşte gol atamıyor, e, üretemiyoruz, e, go bir santrafor bu kadar az mı gol atar diye eleştiriler olacak. Bu tamamen sistemle alakalı. Dediğim gibi forvet çok yalnız kalacak o şekilde de. E, bunu aşmanın iki yolu vardı. E, nelerdi? Hani var mıydı? Vardı. İlki düşük tempoda oynayabilecek iki kanat almadı. İşte Vakayeme tipi o yüzden çok fazla tartışıldı bu transfer döneminde. İkincisi de mevcut şablona razı olup her maç şapkadan tavşan çıkarmak. Galatasaray her maç şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyor gibi bir durum söz konusu. Üstüne Kerem ve Yunus'la aynı profildeki Yusuf Demir geldi. Evet tam Yusuf çok daha fazla yetenekli o anlamda söylemiyorum. Ama e, oyun anlamında bahsediyorum. Bireysel yetenekten bahsetmiyorum. Yani çok fazla fark yaratacak işler değil bunlar. Yani aynı oyuncu tipinden bir tane daha alıyorsun. Yani Galatasaray kadro planlaması ve yapısı o nedenle tartışılıyor. Yani çok problem yaşarlar mı, yaşamazlar mı tartışmalarını buradan başladığını belirtmek lazım. Yani nereye kadar uğraşırsan uğraş, nasıl uğraşırsan uğraş başka bir yerden arıza verecek gibi duruyor temposuzluk, kontra atak kesememe, yüksek top savunamama, topu alamadığı maçlarda plan üretememe. Peki bu durumda Galatasaray nasıl oynarsa durum kurtarır? Kolay gibi durmuyor. Yani bir şeyi kurtarırken başka bir şeyden arıza verme olasılığı çok yüksek gibi duruyor. Hani En azından devre arasına kadar idare etmek, yani kurtarılabilir döneme girmek için kesinlikle Oliveira'sız oynamamaları gerek gibi duruyor. Ee, onun da iyi oynamasını ummaları gerekiyor ee, Oliveira ile ilgili çünkü mesela 2-3 maç çok iyi oynuyor ondan sonra o e, tutarlılığı gösteremeyebiliyor Porto'da takip ettiniz mi bilmiyorum orada da öyleydi mesela e, Galatasaray'da da aynı şekilde 2-3 maçta mesela oyunu gayet hızlandırdı oyunu. Bence eldekilerin hepsi birbirinin benzer profildeki oyuncular. Birbirine benzer profildeki oyuncular. Yani yabancı kuralı kalksa devre arası işte sen Gezdal gibi, Vakayeme gibi bir tane o, o profilde bir oyuncu koysan işte ters kanattaki oynamaya başlar mı? Başlar. Zaten Kerem olsun, Yunus olsun yani Yusuf mesela Yusuf Demir. Zaten az evvel söylediğim gibi benzer tipte oyuncular. Hadi bir, biraz daha serisi desek daha uygun olabilir. Daha serisi ama benzer nitelikte oyuncular. Raşit mesela iyi oyuncu. Çok beğendiğim benim de bir oyuncu. ama o da çok daha fazla şut arayacak. 2-3 maçı muhakkak mesela şutuyla çözecek. Ama o da direkt bir üretici değil. Yani Yusuf Demir, Raşitsa olsa da işler mi? Biraz doğru analiz etmek lazım bir başka deyişle henüz tanınmıyor oyuncular. Yani Galatasaray'da oynarken rakipler nasıl savunması gerektiğini çözene kadar muhakkak 2-3 maç sarı kırmızılı takıma bir şeyler kazandıracak bu oyuncular. Hatta yani Juan Mata ile bile o şekilde oynatarak kazanabilirsiniz. Herhangi bir problem olmayabilir. ki 3 maç götürebilir. Ancak belli bir noktadan sonra yine takılacak gibi duruyor. Oliveira olağanüstü oynarsa oyun hızlanırsa bu kanatlar işler. Yani biraz Oliveira'ya bağımlı bir oyun yapısı var Galatasaray'da. Ama Oliveira öyle oynarsa tabii ki. Yani Yunus'la Kerem'le yapabileceğiniz bu kadar. Aşırı top kayıpları istatistiği var biliyorsunuz. Hem Yunus'un hem Kerem'in işte Yusufla Raşit gelirse top kaybı azalır diye ısrarlı bir inanç var doğal olarak. Bence top kaybı azalır azalmasına ama bunun olumlu geri dönüşü de kısıtlı olabilir böyle bir durumda söz konusu. Çünkü Yusuf ve Raşit üretemeyeceği yerde dönecek, torayıraye verecek. Kerem ve Yunus ne yapıyor? İnatla zorluyor. Ama oyun yine akar mı? Ondan emin değilim çünkü mesela Torrent'le direkt geçiş oyunu oynuyordu Galatasaray ve Kerem'i koşturabiliyordu. Zaten hatırlarsanız Dominik Torrent'in ilk 3 maçında topa hakim olayım, set oynayayım derken Galatasaray puan alamamıştı. Böyle bir durum söz konusuydu ama Kerem'in öne çıkmasının sebebi Torrent'in oyun yapısıydı. Aynı durum söz konusu değil. Yani sadece Kerem ve Yunus gitse Galatasaray'ın oyunu bambaşka olacak şeklindeki düşüncelere çok fazla katılmıyorum. Yani şunu da söylemek lazım. İşte Kerem isterse oynar, Yunus isterse oynar diye bir durum da söz konusu değil. İstemekle alakalı değil. Mesela benzer eleştiriler yapılıyor. Kerem çıkıyor, uzaklardan çok güzel bir gol atıyor veya işte bir asist yapıyor. İşte işte Kerem bu istediği zaman oynuyor. Yani isteyip istememeye tek başına bağlı olan bir durum söz konusu değil. Tamamen kadro planı ve oyun şablonuyla alakalı bir durum. Galatasaray'ın durumu nasıl çözümler üretecek, neler yapacak Okan Buruk hep beraber göreceğiz. Maç sonu açıklamalarında belki keskin de bulabilirsiniz ama futbolculara bir gönderme de vardı orada. Yani Kerem'le Yunus çıkarsa Galatasaray bambaşka bir oyun oynar tezi üzerinden böyle bir video çekmek istedim. Çünkü çok basite indirgemiş oluyoruz gibi duruyor. Bunları da bir düşünün isterim. Böyle de bir bakın. Ona göre yorumlayın. Yani farklı farklı düşünceler içerisinde tartışalım. Ve ne olabilir? E düşünelim. Çünkü Kerem'i çıkardın, Yusuf Demir'i koydun, Yunus'u çıkardın, Raşit Say'ı koydun. Galatasaray her maçı 4-5 golle kazanır veya işte her maç oyunu domine eder demekte de devamlılık anlamında çok olası mı bunu bir soruyorum sizlere. Bakalım nasıl olacak, nasıl gidecek. Ama çok sert ve ağır paylaşımlar da görüyorum. Bunda çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani oyuncu, bugün oynayacağım ben, canım istiyor falan. Bu kadar kolay ve basite indirgememekte fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yunus'la Kerem olayı zaten daha çok konuşacak gibi duruyor. Eğer yabancı kuralı kalkarsa büyük bir ihtimalle dediğim gibi oynama olasılıkları düşük bu baskıda zaten ama biraz oyun üzerinden yorumlayıp analiz etmek daha sağlıklı gibi. Teşekkürler izlediğiniz için abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.